Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin başlığı hedefi şaşmayan silah boykot. Boykot diyebiliriz ki insanlık tarihi kadar eski bir silah ve aynı zamanda bir savunma aracıdır. Karşı tarafı dize getirmek için başvurulan çok etkin bir yöntemdir. Mesela küfür cephesinin bize karşı uyguladığı, İslam ümmetine karşı uyguladığı sayısız boykotlar vardır. Ta bunun ilk öncesi Mekke müşriklerinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve beraberindeki ashaba uyguladığı 3 yıllık boykottur. Ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselam ve ashabını Beni Haşim mahallesine, bir nevi açık hava hapishanesine hapsettiler. Onlara yiyecek, içecek, silah, para, ticari mal, kız alıp verme, şu bu falan, bütün ilişkilerin kesilmesini ve onlara maddi, manevi, siyasi, askeri, işte ekonomik her türlü boykotun uygulanmasını emrettiler. Ve o dönemde gerçekten Müslümanları çok zor durumda bıraktılar. Sonraki dönemlerde yine benzeri kafirlerin Müslümanlara çok değişik boykotları oldu. Bizim bu kısa ömrümüzde hatırladığımız, mesela Kıbrıs'ta parasını verdiğimiz silahlarımızı vermediler, uçakları vermediler, uçakların parçalarını, lastiklerini vermediler. Ya da yakın geçmişte mesela Gazze'ye, şu anda Gazze açık hava hapishanesi gibidir, biliyor musunuz? Aslında şu anda bizatihi Türkiye'ye yeniden bu kasa kararları diye ABD'nin uyguladığı bir boykot var. Ekonomik boykot vesaire. Yani şu anda İslam aleminin birçoğuna boykot uygulanmaktadır. Onları ekonomik olarak sıkıntıya sokmak için vesaire. Gelelim mesela İslam tarihinde Sumame bin Usal isimli bir sahabe, Beni Hanife'den, onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık yapınca Sumame diyor ki, o zaman ben de size boykot koyuyorum diyor. Şimdi Mekke müşrikleri bütün buğdaylarını Beni Hanife'den alıyorlar. Oradan almasalar başka yerden alabilecekleri buğday da yok. Çünkü o günün şartlarında buğday çok bulunmuyor. Ve hayati bir ihtiyaç. Bulguru, simidi, diyelim ki ekmeği, unu, her şeyi ondan yapılmaktadır. İşte tohumu ondandır. Onlara boykot uygulayınca sadece bir yıl dayanabiliyorlar. Bir yıl sonra gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yalvarıyorlar. Mekke müşrikleri. Ya Muhammed, işte biz akrabayız, şöyleyiz, böyleyiz. Bu arkadaşına söyle de bize ekonomik boykottan vazgeçsin, bize buğda versin diyorlar da Efendimiz Aleyhisselam yine şefkat ediyor, merhamet ediyor. Boykotun kaldırılmasını emrediyor. Arkadaşlar, tarihte Mahatma Gandhi diye, yani Hindistan'da bir, ya ne diyeyim, kanaat önderi, yani halkın içerisinde bir insan. İngilizler Hint kumaşını iptal edip kendi işte yarım yamalak kumaşlarını nüfusu kalabalık olan Hindistan'a ve çevre ülkelere, o zaman Pakistan, Bangladeş, Hindistan hepsi bir ülke, buraya satmak için orası, o zaman İngiliz sömürgesinde 30 bin kumaş ustasının ellerini kesiyorlar arkadaşlar. Ya da parmaklarını kesiyorlar ki kumaş üretemesinler diye. O gün, o zamanın şartlarında kumaş ilkel, bu el dokuma makinalarıyla, tezgahlarıyla işleniyor kumaş. 30 bin insanın elini kesiyorlar o zaman. Ve böylece İngiliz kumaşı, mesela bulunmaz Hint kumaşı mısın derler. Artık Hint kumaşı bulunmaz hale geliyor. Niye? Çünkü ustaların eli kesilmiş. Bu zalimler böyle işte. İnsan hakları diyen, başka insanları gericilikle yaftalayan, efendim sizde insan hakları, inanç özgürlüğü, bilmem fikir özgürlüğü yok diyen, basın özgürlüğü yok diyen bu batı var ya,
kapkaranlıktır. Bunların elinde milyonların kanları vardır, mazlumların kanları vardır. Hulasa, Mahatma Gandhi kendi halkına diyor ki, biz bu İngilizleri boykotla yenebiliriz diyor. Ama bunu ispat etmek için kendisi sadece bir keçi alıyor, keçi. Bu keçiyle gidiyor bir ormana, bir mağaraya yerleşiyor. Keçinin yünü çıktıkça yününü iplik yapıyor, o ipliklerden kendisine kumaş, kumaştan da kendisine elbise yapıyor. Keçinin sütünü de yoğurt yapıyor, süt olarak kullanıyor, işte diyelim ki peynir yapıyor ve dağlardaki otlardan ve keçinin sütünden, yağından istifadeyle yaşıyor. Ve kendi halkına diyor ki, bak demek ki insan sadece bir keçiyle bile yaşayabilirmiş diyor yani. Gelin biz bu İngilizlerin, düşmanlarımızın mallarına boykot uygulayalım, onları bu şekilde yenebiliriz. Yani arkadaşlar, bırakın hayati ihtiyaçları, yani yiyecek içeceği, şu anda sadece abur cuburla, abur cubur yiyeceklerle İslam aleminden devasa servetler düşmanın memleketine kaymaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Sadece McDonald's denen bir hamburger, bir yiyecek. Onun alternatifi yok mu? Bizde onun onlarca alternatifi var. Ama McDonald's'ın şu andaki cirosu arkadaşlar, bütün İslam ülkelerinin bütçesinin tamamından, toplamından daha fazladır. McDonald's'ın yıllık cirosu bütün İslam ülkelerinin bütçelerinden daha fazladır. Tek bir McDonald's. Şimdi buna Coca-Cola'yı katın, buna Pepsi-Cola'yı katın, buna işte diyelim ki bir zamanlar Nokia telefon vardı, şimdi bereket o iflas etti ama onun yerine başkaları vesaire giriyor. Yani bir cips denilen, değil mi? Şu anda adı farklı olan bu Yahudi cipsleri var, bilmem ne. Ve bunların hepsi zarar. Bu abur cuburlar, gazozlar, içecekler, bunların hepsi zarar. Hiçbir faydası yok. Sadece biz bunlara boykot koysak ve Yahudi mallarını almamayı, düşman mallarını almamayı kendimize bir görev olarak addedip uygulasak, emin olun ki sadece bununla bile biz ümmet olarak düşmana çok büyük darbe vurabiliriz. Bakınız, İmam el-Benna 90 yıl öncesinden bütün arkadaşlarına, talebelerine şöyle demiştir. Eğer 40 vecibenin bir maddesinde geçiyor, şu anda hangi maddedir tam hatırlamıyorum ama bir kuruşunun dahi mümkünse gayrimüslimlere akmamasına, gitmemesine dikkat et. İslam aleminin, bu ümmetin ürettiği mallardan tüket ve kullan diyor. Gayrimüslimlerin mallarını kullanma diyor. Ama adam sadece markadır diyerek, ona buna karşı for satmak için, benim perdelerim İngiltere'den falan marka, benim kaşığım çatalım işte Fransa'dan falan marka, benim bilmem mutfağımın dolapları İtalya'dan falan marka. Ne oluyoruz ya? Türkiye'de perde mi yok? Türkiye'de kaşık, çatal, tabak mı yok? Yani Müslümanın ürettiği bir mal varsa sırf markadır diye niye sen gidiyorsun? İşte sadece Adidas olsun diye, sadece Pierre Cardin olsun diye, sadece bilmem ne olsun diye 100 liralık bir malı 1000 liraya alabiliyor bir Müslüman. Bu felaket bir durumdur. Yani marka hastası olmak, marka delisi olmak, lüks konfor delisi olmak, yani en büyük felakettir ekonomik açıdan. Boykota esasen buradan başlamak gerekiyor. Birincisi abur cuburlar, gazozlar, suni içecekler. Hepsinin içerisinde ne olduğu belli olmayan bir sürü katkı maddeleri ve bunlar bizim ciğerimizi, dalağımızı, kalbimizi, gözümüzü, her tarafımızı etkiliyor, beynimizi etkiliyor. Onun için arkadaşlar, evet,
Boykot hedefini şaşmayan bir silahtır. Eğer Müslümanlar hakkını vererek boykot uygularlarsa düşmana çok büyük darbe vurur ve onu dize getirirler. Rabbim bu şuur basireti yüreklerimizden eksik eylemesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.